14. sure İbrahim suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Sana inzal ettiğimiz hakikat ve sünnetullah bilgisi, kitap, insanları, varlıklarını meydana getiren el-esma bileşimlerinin el vermesi halinde, biizni rabbihim, karanlıklardan, cehaletten, nura, ilme ve aziz hükmü karşı konulmaz olarak yerine gelen ve hamidin sadece kendi kendini değerlendiren yoluna çıkarman içindir. Aziz ve hamid olan o Allah ki, semalar ve arzda ne varsa onun içindir, el-esmaül hüsnasıyla işaret edilen özelliklerinin seyri için. O, hakikat bilgisini inkar edenlere yazıklar olsun. Kendilerini bekleyen şiddetli azap dolayısıyla. Onlar, hakikat bilgisini inkar edenler ki, sınırlı dünya hayatını sonsuz geleceğe tercih ederler ve Allah yolundan alıkoyup o yolun sapmasını isterler. İşte onlar dönüşü zor bir sapkınlık içindedirler. Biz her Resulü kendi toplumunun lisanıyla irsal ettik ki onlara en anlaşılır şekilde açıklasın. Artık Allah dilediğini saptırır ve dilediğine de hidayet eder. O azizdir, hakimdir. Andolsun ki biz Musa'yı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah hükmünün fark edileceği gelecekteki sonsuz süreci hatırlat diye mucizelerle irsal ettik. Muhakkak ki bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için elbette işaretler vardır. Hani Musa kavmine dedi ki, üzerinizdeki Allah nimetini hatırlayın. Hani şunu da hatırlayın ki, sizi Firavun hanedanından kurtardı. Onlar azabın en kötüsünü size tattırıyorlardı. Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir bela vardı. Ve hani hatırlayın ki Rabbiniz ilan etmişti. Andolsun şükrederseniz arttıracağım. Şayet nankörlük ederseniz muhakkak ki azabım kesinlikle şiddetlidir. Musa dedi ki, şayet siz ve tüm arzdakiler küfür, hakikati inkar, nankörlük etseniz, İyi bilin ki Allah elbette ganidir, hamiddir. Sizden öncekilerin, Nuh halkının, Ad'ın, Semud'un ve onlardan sonrakilerin haberleri gelmedi mi size? Ki onları Allah'tan başkası bilmez. Onlara Resulleri delillerle gelmişti de, onlar ellerini ağızlarına götürüp, Arap adetinde bir fikri ret jesti. Şöyle dediler, doğrusu biz kendisiyle irsal olunduğunuzu inkar ediyoruz. Gerçekten bizi kendisine davet ettiğine karşı endişe verici bir kuşku içindeyiz. Resulleri demiştik ki, semalar ve arzın patırı Allah hakkında kuşku mu? O, sizin beşeriyetinizin getirisi olan kusurlarınızı bağışlıyor ve ömrünüzün sonuna kadar size müsaade ediyor. Dediler ki Resullere, siz bizim gibi bir beşersiniz. Bir mucizevi farkınız yok. Atalarımızın tapındıklarından bizi alıkoymak istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir sultan, mucizevi güç kanıt getirin. Resulleri onlara dediler ki, biz sizin misliniz bir beşeriz. Fakat Allah kullarından dilediğine risalet nimetini ihsan eder. Allah'ın izniyle açığa çıkması dışında, biiznillah size sultan yani mucizevi güç kanıt getirmemiz mümkün değildir.
O halde iman edenler Allah'a tevekkül etsinler. Hakikatlerindeki El-Vekil isminin gereğini yerine getireceğine iman etsinler. Hem bizi hakikate giden yola yönlendirmişken, ne diye Allah'a tevekkül etmeyelim ki? Bize eziyet etmenize elbette sabredeceğiz. Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Hakikatlerindeki El-Vekil isminin gereğini yerine getireceğine iman etsinler. Hakikat bilgisini inkar edenler, egosuyla yaşayanlar, Resullerine dedi ki, ya sizi bölgemizden çıkaracağız, yahut bizim inancımıza döneceksiniz. Rableri onlara vahyetti ki, zalimleri elbette helak edeceğiz. Ve onlardan sonra o bölgeye sizi iskan edeceğiz. İşte bu, benim konumumdan ve tehdidimden korkanlara mahsustur. Resuller fetih istediler. Nitekim her inatçı zorba kaybetti. Ardından da cehennem, irinli sudan, cehennem suyu sulanır. Onu yudum yudum içmeye çalışır fakat neredeyse boğazından geçiremez. Kendisine her taraftan ölüm gelir fakat o ölmez. Onun ardından da ağır bir azap. Rablerini, hakikatlerindeki esma özelliklerini küfür yani inkar edenlerin yaptıklarının misali, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer. Kazandıklarından bir şey elde edemezler. İşte bu, hakikatten en büyük sapmanın ta kendisidir. Görmedin mi ki Allah semaları ve arzı hak olarak, el-esması özellikleriyle, esma bileşimleri halinde yaratmıştır. Eğer dilerse sizi giderir ve yepyeni, orijinal bir yapı olarak yeni bir halk getirir. Bu, aziz olan, hükmüne karşı gelecek olmayan Allah'a zor gelmez. Hepsi Allah için her yönleriyle topluca ortadadırlar. Zayıflar büyüklük taslayanlara, gerçekten biz size tabi olanlar idik. Şimdi Allah'ın azabından bir şeyi bizden savabilir misiniz? Büyüklenenler dediler ki, eğer Allah bize hidayet etseydi, elbette biz de size hidayet ederdik. Şimdi sızlanıp feryat etsek de yahut sabretsek de bize eşittir. Zira bizim kaçış yerimiz yoktur. İş bitirildiğinde, hakikat ortaya çıktığında, şeytan der ki, muhakkak ki Allah size hak vaadi bildirdi. Ben de size vaatte bulundum. Fakat hemen sonra vaadimden döndüm. Ben zaten sizin üzerinizde bir sultaya, zorlayıcı güce sahip olmadım. Sadece size fikir ilham ettim. Siz de benim verdiğim fikre, nefsinize hoş geldiği için uydunuz. O halde beni suçlamayın. Nefslerinizi suçlayın. Ne ben sizin imdadınıza koşarım, ne de siz benim imdadıma koşup kurtarabilirsiniz. Daha önce beni ortak tutmanızı da ben kesinlikle kabul etmemiştim. Muhakkak ki zalimler için acı bir azap vardır. İman edip imanın gereğini uygulayanlar ise, Rableri olan esma bileşiminin el vermesi sonucu, biizni Rabbihim, içinde sonsuza dek yaşamak üzere altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilmişlerdir. Onların orada birbirlerine hitabı selamdır. Görmedin mi Allah nasıl sembollerle anlatıyor? Tayyip kelime, hakikat ilmi, aslı sabit, kökü orijin ben olan beyindeki data, dalları semada yani getirisi olan yaşantısı oluşmuş bilinçte olan Tayyip ağaç, kamil
insan gibidir. O ağaç, esma bileşiminin el vermesi sonucu, biizni Rabbiha, her zaman yemişini, yani ilim ve marifeti verir. Allah insanlara belki derinliğine düşünüp hatırlarlar diye misaller verir. Habis kelimenin, asılsız fikrin misali de, kökü bile olmayan, yüzeyde kalmış, dayanaksız, habis şecere, meyve vermeyen ağaç gibidir. Allah iman edenleri, dünya yaşamında da, sonsuz gelecekte de, değişmez gerçeği vurgulayan söz üzere, yani kelime-i tevhid sabitler. Allah zalimleri saptırır, Allah dilediğini yapar. Görmez misin Allah nimetini, yani hakikat bilgisini, küfür, inkar ile değiştiren ve kendi toplumunu darül bevara, hakikatin getirisi olmayan yaşama indiren kimseleri. Darül bevar, yani hakikatin getirisi olmayan yaşam. Cehennemdir ki ona yaslanırlar. Ne kötü bir yaşam boyutudur o. Allah'a denkler, denk var sandıkları tanrılar oluşturdular. Onun yolundan saptırmak için. De ki faydalanmaya çalışın bakalım. Yaşayacağınız yer ateştir. İman etmiş kullarıma de ki, salatı ikame etsinler ve verdiğimiz yaşam gıdalarından gizlice veya açıkça bağışta bulunsunlar. Alışveriş ve dostluğun olmadığı süreç gelmeden önce. Allah ki semaları ve arzı yarattı. Semadan bir su inzal etti de, onunla sizin için rızık olarak semerattan çıkardı. Hükmüyle denizde yüzsün diye gemiyi sizin hizmetinize verdi. Nehirleri de. Tam bir devamlılıkla işlevini yapmakta olan güneş ve ay size hizmet eder. Güneşin ve ayın enerjilerini ve farkında olmadığınız çeşitli özelliklerini kullanmaktasınız. Gece ve gündüzden de yararlanmaktasınız. O, fıtratlarınız gereği, halk oluş sürecinde, ondan istemiş olduklarınızın hepsinden size vermiştir. Eğer Allah nimetlerini saymaya kalksanız, onları değerlendirerek sayıp bitiremezsiniz. Muhakkak ki insan çok zalim ve ortadaki açık gerçeği örtücüdür. Hani İbrahim şöyle dedi, Rabbim şu beldeyi emniyetli kıl. Beni de oğullarımı da Tanrı edinilenlere tapınmaktan koru. Rabbim, muhakkak ki onlar, Tanrı edinilenler, insanlardan pek çoğunu saptırdılar. Artık kim bana tabi olursa, muhakkak ki o bendendir. Kim de bana isyan ederse, muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Rabbimiz, muhakkak ki ben zürriyetimden bazısını senin kutsal evinin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, salatı ikame, yani sana yönelişlerinin getirisini yaşasınlar diye. O halde insanlardan bazı hakikati idrake açık olan şuhur sahiplerini onlara meylettir ve kendilerini ilim ve marifetlerden rızıklandır. Ta ki değerlendirsinler, şükretsinler. Rabbimiz, muhakkak ki sen gizlediğimizi de bilirsin, açığa çıkardığımızı da. Zira arzda ve semada hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, ihtiyarlığım halinde bana İsmail ve İshak'ı hibe eden Allah'a aittir. Muhakkak ki Rabbim, elbette özümdeki duamı semidir.
Rabbin salatı, ikameyi, esma hakikatine yönelişin getirisini yaşayanlardan kıl beni ve zürriyetimden de ikame edenler yarat. Rabbimiz, duamı gerçekleştir. İbrahim aleyhissalatu vesselam gibi bir zat, salatın ikamesini, yaşantısını talep ediyor. Bu ne anlam taşır? Derin düşünmek gerekir. Rabbimiz, yaşam muhasebesinin ortaya serildiği süreçte, beni, ana babamı ve iman edenleri mağfiret eyle. Zalimlerin yapmakta olduklarından Allah'ı gafil sanma. Onları ancak gözlerin yuvalarından dışarı fırlayacakları bir süreç için erteliyor. İşte o gün onlar, zillet içinde bakarak, başlarını dikerek, yardım arayışında koşuşur haldedirler. Kendilerini göremez bir haldedirler. Ne düşüneceklerini bilemezler. Kendilerine azabın, ölümün, hazır olmayan için sonsuz azabın başlangıcı, geleceği süreç hakkında insanları uyar. O süreçte zalim olanlar şöyle der: Rabbimiz, kısa bir süre daha ömür ver. Davetine icabet edelim ve Resullerine tabi olalım. Önceden sizin için böyle bir son olmayacağına yemin etmemiş miydiniz? Nefslerine zulmetmiş olanların yaşam ortamlarında yerleştiniz. Onlara neler yaşattığımız size açıklanmıştı. Size misaller de verdik. Gerçekten onlar mekrlerini yaptılar. Onların mekrleri Allah indindedir. Karşılığından kurtulamazlar. Onların mekrleri yani hileleri dağları yerinden oynatacak kadar olsa neye yarar? Sakın Allah'ı Resullerine verdiği sözden cayar sanma. Muhakkak ki Allah azizün züntikamdır. Hak edenin hak ettiğini karşı konulması imkansız bir sistem içinde yaşatandır. O süreçte arz yani beden başka arza, bedene dönüştürülür. Semalar da, bilinçler de başka bir algılayışa. Hepsi vahid, kahhar olan Allah'a barizdirler. İç yüzleriyle apaçık ortadadırlar. O süreçte suçluları asfat, yani Allah'tan ayrı düşürmüş olan bağlarıyla bağlanmışlar olarak görürsün. Gömlekleri katrandandır. Benliklerinin katran karası dışlarına vurmuştur. Veçlerini de nar perdelilik ateşi bürür. Allah her benliğin edindiğinin sonuçlarını yaşamasını murad etmiştir. Muhakkak ki Allah seriyül hisaptır. Yapılanın sonucunu anında oluşturan. İşte bu İnsanlara bildirimdir. Onunla uyarılsınlar ve bilsinler ki, Hu, uluhiyet sahibi birdir. Derin düşünebilen akıl sahipleri de bu hakikati hatırlayıp değerlendirsinler.